5 Central'dan ben Gamze. Amerika'daki hayatı anlatırken aynı zamanda İngilizce öğrenmenize katkı sağlayacak bazı bilgileri paylaştığımız video serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle New York'taki toplu taşıma araçları ile ilgili konuşacağız. Bilmemiz gereken bazı cümle kalıpları, bildiğimiz yanlışlar, fiyatlandırmalar gibi detaylar hakkında sohbet edeceğiz. İlk önce tabii ki de New York deyince herkesin aklına gelen New York metroları ile başlamak istiyorum. New York'taki metrolara metro demiyoruz, subway diyoruz. Atıyorum Paris'te, Madrid'de metro, hani where is the metro diye sorabiliriz ama burada subway kullanılıyor. Where is the subway diye soruyoruz eğer arıyorsak bir metro. New York çok düz bir şehir olduğu için bir İstanbullu olarak bana yürümesi çok kolay geliyor. O yüzden 30 dakika, 40 dakikalık mesafelere kadar yürüyebiliyorum. Ama bazen yorgun oluyorum ve gerçekten metro bu konuda çok gelişmiş. 7 günlük sınırsız unlimited kart aldığınız zaman $34 ödüyorsunuz veya aylık pass aldığınız zaman geçiş kartı, ona da $130 gibi bir ücret ödüyorsunuz. Ben asla o kadar sık kullanmadığım için metroyu o kartlardan almıyorum. Her seferinde tek geçişlik ödüyorum. Tek geçiş parası da $2.90. Şimdi metroda kullanabileceğimiz bazı cümlelere bakalım. Mesela bileti nereden alabilirim diye soracaksınız. İşte excuse me, where can I buy a ticket for the subway diye sorabiliriz. Cevap olarak da you can buy a ticket from a vending machine over there duyabilirsiniz. Ben ama hiç o bilet alma makinelerine ihtiyaç duymadım. Genelde telefonunuzdan böyle klik yaparak ödeyebiliyorsunuz veya kredi kartınızı tutup ödeyip geçebiliyorsunuz. Mesela Times Square'e gitmek istiyorsunuz ve hangi tren Times Square'e gider diye soracaksınız. Ne dersiniz? Which line should I take to get to Times Square? Diyebiliriz. Atıyorum N ve Q hatları Times Square'den geçiyor. Sana diyebilirler ki take the N or Q line. Ama şöyle kafa karıştırıcı bir durum var. Metroya geldiniz, bakıyorsunuz ki 3-4 tane giriş var. Hepsinde N ve Q yazıyor. Benim bu başıma geldi. En yakındakinden aşağıya indim. Ödememi yaptım. Tren beklerken sordum birisine. Dedim ki ya bu Grand Central'a gidiyor mu? Baktı çocuk, dedi ki yok, hayır gitmiyor. Karşıya geçmen lazım. Bizim metrolarımızda karşıya geçmek için yine metronun içerisinden geçebiliyorsunuz. Ama burada benim tamamen o platformdan çıkıp karşısındaki girişinden girmem gerekiyordu. Bu noktada da şunu sormanız gerekiyor. Which platform should I go to? Yani bu da şöyle oluyor. Downtown'a mı gidiyor? Yoksa işte Uptown'a mı gidiyor? East Side mi? West Side mi? Ona göre metrolarda sign'lar var, tabelalar var. Ona bakmak gerekiyor. Belli bir zaman sonra öğreniyorsunuz. Ben de böyle yanıla yanıla öğreniyorum. Metro konusunu kapatmadan önce bir şey değinmek istiyorum. Ben metrolarda şöyle bir şeyden aşırı derecede korkuyorum. Bizim metrolardaki bekleme alanımız gayet geniş. Burada şu kadarcık bir alan var. Böyle geniş. Ama mesela metro uzun ya. İleriye doğru gittiğinizde gerçekten 3 kişinin yan yana bekleyebileceği genişlikte. Yani şöyle söyleyeyim kısaca. Birisi geçerken kafasına esse, sizi şöyle ittirse trenlerin oradasınız, rayların şeyindesiniz, üstündesiniz. Neyse, şimdi otobüs konusuna geliyorum. Ben New York'taki otobüsleri daha çok beğeniyorum çünkü daha temizler. Bir de mesela ben genelde dediğim gibi yürümeyi seviyorum. Pedestrian, yaya. Mesela yürürken yolun ortasında yoruldum. Hemen etrafımda bus station var mı diye bakıyorum. Varsa bekliyorum. Zaten otobüsler genelde 3-5 dakikada bir geliyor. Sadece şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Eğer iş çıkış saatindeyseniz çok fazla trafik olabiliyor. Ama bir İstanbullu için bu asla yeterli trafik değildir. Bu arada insanların çok yoğun olduğu, kalabalık olduğu saatlere biz rush hour diyoruz. Otobüse binmek için get on, inmek için get off diyoruz. Ama mesela bazen böyle otobüse çok hızlı bir şekilde biniyoruz ya, ona hop on deniyor. Eğer otobüsü kaçırırsanız da miss the bus fiili kullanılıyor. I just missed the bus. Özlemediniz otobüsü, kaçırdınız. Buradaki miss kelimesi kaçırmak anlamına geliyor. Gelelim New York taksilerine. Gerçekten onlar da metrolar kadar, hatta daha fazla bile meşhur olabilir. Taksi bulmak çok kolay bir şey. İnanılmaz. Ben bu konuda çok mutluyum. Yani böyle bir lüks olabilir mi? Şöyle durduruyorsunuz, taksi çeviriyorsunuz sokaktan. Bu arada sokaktan taksi çevirmeyi şöyle söyleyebiliriz. Bir cümleyle örnek vereyim. It's common to hail a taxi from the street in New York.
Yani New York'ta sokaktan taksi çevirmek yaygın bir şey. Neyse, istediğim gibi taksi çevirebildiğim için bu konuda da çok mutluyum. Sadece taksi fiyatları birazcık moralimi bozuyor. Geçen gün taksiye bindim. Böyle eve yaklaştık. Şöyle bir taksimetreye baktım. 10 dolar yazıyordu. Aa dedim, süper. Sonra ödeme kısmına geldiğimde ben 18 dolar ödedim. Ha bir de burada her yere, herkese tip bırakmak zorundasınız. Saçınızı yaptırdığınızda, tırnaklarınızı yaptırdığınızda atıyorum 10 dolarsa siz 12 dolar ödüyorsunuz. Yani en az %15 bir bahşiş bırakma zorunluluğu var. O yüzden mesela ben orada taksiciye, ya işi olmasına rağmen, bir daha üstüne bahşiş bıraktım. Toplu taşımalarda işinize yarayabilecek hemen bir bonus bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz ki in, on, et nerede nasıl kullanılır karıştırılabiliyor. Hemen size bunu açıklayacağım. On. Onu kullandığımız toplu taşıma araçları içerisinde biz yürüyebiliyoruz. On the bus, on the subway, on the train, on the plane. Ama eğer böyle kendimizi ufaltıp bir şeye binmemiz mesela gerekiyorsa in the taxi, in the helicopter gibi kullanıyoruz. At ise genelde bir lokasyon belirttiği için terminaller, duraklar şeklinde. Mesela I'm at the bus stop, she's at the train station. We are at the subway entrance, hani metronun girişindeyiz şeklinde kullanabiliyoruz. Evet, şimdi hazır toplu taşıma araçlarından bahsediyorken English Central'dan bir tane video açıp alıştırmalar yaparak bilgilerimizi pekiştirelim. So you want to ride the New York City subway. Great idea. It's the preferred way for locals to get around. Locals. Locals yerli kimse demek. Mesela burada New Yorker'lar local olmuş oluyor, burada yaşayanlar. Get around. Get around da gezinmek demek, dolanmak demek bir şehirde. Mesela how does she get around without a car? Yani arabasız nasıl dolanıyor, nasıl geziniyor? But with 468 subway stations and 24 separate lines, you'll need to know a few things first. The New York City subway lines are organized by letter, number, and color. Know which direction you're going. Some stations like Union Square and Times Square have an entrance that leads to all lines. But some smaller entrances are one way, uptown or downtown. Make sure you know you're going in the right direction. A standard ride on the subway is $2.50 for a single ride MetroCard. Zam gelmiş. As long as you stay underground, you can ride numerous lines on the same card. It's the preferred way for locals to get around. Get around. Around. But some smaller entrances are one way, uptown or downtown. It's the preferred way for locals to get around. It's the preferred way for locals to get around. What do you enjoy most about riding the subway in New York City? So I can avoid the traffic. Evet, bu bilgiyi de paylaştığıma göre bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. See ya!